Oh <laughs> 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 Günaydın. <laughs> Muhteşem <laughs> bir giriş deniz hanım. <laughs> Tebrik ederim size. <laughs> Muhteşem. Uyurun. Sabah şekerleri gibi girdik Uyanın günaydın. Bugün Özgür Turan ve Deniz ba Bağdaş ile, Badaş diyecektim sana, Deniz Badaş. Ne derseniz deyin efendim Çok bana. sağ olun. Bugün sizi çok seviyorum. Aa çok mutlu oldum. Bugüne özel niye beni bugün Bugün se ekstra seviyorum. Çok teşekkür ederim. Niye Deniz Hanım acaba videolar tuttu bir moral, moral motivasyonunuz yenildi mi? Gel Yok bazı bo şey... Ben, <laughs> ben yeni uyandığım için henüz konuşma şeyim açılmadı. <laughs> bazı şeyleri kabullendiğim için sizi daha çok sevmeye başladım. <laughs> Videolar tutuyor Deniz Hanım da bazen stand-up'larıma teşrif ettiği zaman yoğun bir ilgiyle karşılaşıyor değil mi evet. Deniz Hanım memnun o, musunuz? Evet mikrofondan sonra yani normalde işte bir iki kişi geliyordu Deniz abla çok evet. seviyoruz fotoğraf çekelim. Dün gelmiş olduğum stand-up'ınızda baya bir ilgi gördüm yoğun ilgi çok hoşuma gitti. Yani sizden daha fazla benimle fotoğraf çekindiler. Çok güzelsiniz bugün. Ayrı güzelsiniz. Kazanız evet. öyle. Teşekkür ederim. Teyzem ördü. İçinizdeki ördüm. bu bilgiyi belirtmeniz beni sevindirdi. Teyzeniz mi ördü? Gerçekten evet. fabrikasyon gibi örmüş. Çok hoş olmuş. Teşekkür ederim. Üstünüzdekiler o kadar güzel ki Deniz Hanım başkaları satın bile alamıyor. Montunu soruyorlar. Deniz Hanım yolda yürüyor, modada. odada. O mont evet çok seviyorsunuz ve başka yok. Ben, ben, çok korkmaya başladım. Adeta bir Seinfeld bölümü. Adeta bir ya da Gülsevi senin Seinfeld'den alıp Avrupa'ya <laughs> koyduğu bir bölüm gibi bir mont bölümü çekebiliriz. Bu kazak da mesela diyecekler ki Deniz Hanım kazak diyebilir mi buna ne bu? Hırka. Hırka mı bunun adı? Evet. Hırkanızı nereden aldınız Deniz Hanım? Bir yerden almadım teyzem ördü muhteşem mesela. Telefonunu nereden aldın? Bir yerden almadım Çinli çocuklar yaptı. Tuz biberi karşıma alacağım. Bugün tuz biber mi? Bugün Tuzuber ondan önce şu konuya açıklık getirmek istiyorum değerli arkadaşlar. Bu bölüm yeni bölümdür ancak tişörtüm bitti. Bitmez demiştiniz. Son bir tur döndürdüm. Bitti. Başa döndük. Bunu giydim. Saçımı kestirdim. Artık öyle kombinleyeceğim. Hmm. Başka yeni bölüm olduğunuzu anlayın diye ben konuşamıyorum. İyilik eklerinde sıkıntım var. Ama mesela sizin de birkaç <laughs> tane hırkanız olsa mesela evet, aa, şunu ben kombine. daha önce giymiştim. Ben içinizdeki crop mu Deniz hanım? Crop. Ben de crop'u çok zor öğrendim. Biz hani sektörde crop deyince alt üst kaç gelecek falan derler hani ha, 235. Evet. Öyle bir şey zannediyordum. Benzer bu arada hani tam o meme evet. bölgesini 235 gibi düşün. <laughs> bu sinemada yatay oluyor ya Yüzüklerin <laughs> Efendisi düşün böyle mememde Yüzüklerin Efendisi var 235. Crop. Çok moda oldu crop. Biz erkekler için çok zorlayıcı. Bu konuya bu kadar hakim olmanız nereden biliyorsunuz mesela? Ben, ben size bunun crop olduğunu söylememiştim daha önce. Kadın ben bir şey kendi kendime öğrenemez <laughs> miyim seni? <laughs>

Özgür Bey ben yaşlı mı gösteriyorum? Aa, bunu kim diyorsa var ya aşırı kıskanç biridir. Ee, geçen bölüm Mesut abiye Mesut abi dedim diye ekşi sözlükte bir yazar. Ne demiş? Sizden yaşlı değil niye abi diyorsunuz falan demiş. Aramızda 12 yaş var Mesut abiyle. Ben 15 yaş sonrasına amca diyorum zaten. <laughs> kaça amca diyorsunuz kaça dede diyorsunuz Deniz Avcı. Abi Bak şimdi, benim kaça içi... kadar şey sen de hitap edersin. Çok önemli. Bu aralı buradan şimdi bunu söyleyelim izleyiciler. Çok önemli bilgiler. İlk 8 yaş. Benim Se için sen olabilir Se yani. 8 yaş çok değil mi ya? Konumuna göre değişir. Sen mi? Konumuna göre Evet. 8'e <laughs> kadar arkadaş olarak kabul edebilirim. Tamam. 8, 8 ile 15 arası benim için abidir, abidir, yaş. 15 ile 25 arası 25. amca. Amca. 25'ten sonrası dede. Dede. Dedenin sonu yok mu? Dedenin sonu. Yok. 55'ten sonra falan Fatiha. <laughs> Deniz Hanım bu ek sözlük yorumlarına bu kadar kafayı takmayınız. Geçenlerde bir ek sözlük kullanıcısı gitmiş benim sahnede ek sözlükle ilgili yapmış olduğum espriyi birebir şekilde ek sözlüğe yazmış. Ertesi gün sahneye çıktım. Birebir şekilde aynı espriyi anlattım. Ne oldu bilin bakayım insanlar güldü. Demek ki ek sözlük kimse okumuyor. Sordum da dedim bu espri ek sözlükte dedim. Okuyan var mı dedim. Alkışlasın dedim. Çıt çıkmadı adeta Mustafa Sarın gösterileri gibi. Mustafa Sağır kimdi? Başka bir tel <laughs> komedyen <laughs> mi? <laughs> ya yani tanıştık. toprak attık. Tanıştık. <laughs> <laughs> tanıştık. Ama şakamı dinlemediniz ki dedim ki Mustafa Sağ kimdir? Başka bir kel komedyen evet, mi? Doğru. Mustafa Sağ'ı biliyorum canım o kadar evet. da değil. Hepsini biliyorum. Bütün komedyenleri biliyor musunuz? Bütün komedyenleri biliyor olabilirim ya. Ben mesela yeni gördüm 3-5 tane. Kadıköy'de dolaşıyor. Yani? <oluşur. gülüyor> Kadıköy zaten... Komedyen yani. menba. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Devam edeyim konuma. Eyüp Sözlük üyesi var mı dedim. 3-5 kişi alkışladı. Ömer Can Bey'in açılışı gibi falan <gülüyor> 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 Şu konuya açıklık getirmek istiyorum Deniz Hanım. Yani ek sözlük eskisi kadar okunan bir platform değil. Bazen yazıyorlar hani biz espri yapıyoruz. Sağ olsun ek sözlükteki i̇şte... arkadaşlarımıza çağırınca gidiyoruz falan. Yani, şey gibi mi? Yani artık Shorts yorumlarına mı döndü ek sözlük? Shorts yorumları değil de bir yani şöyle bir şey var. Şimdi gündem olmadığı vakit bir sayfaya girilen bir entry'ye yani çok bir talep olmuyor. Atıyorum size bir şey yazılmış mesela. Zaten bizi tanıyanlar görüyor. Ben ama eksi sözlüğe girmekten mutluluk duyuyorum. Öyle Çünkü mi? mesela Facebook'a giriyorum. Böyle evli arkadaşlarımın görüyorum böyle ama evlenmişler işte teyzeler altına yorum yazıyor. Instagram'a giriyorum. Aman ne kadar mutlu herkes. Eksi sözlüğe girmek beni biraz mutlu ediyor. Facebook mutsuzluk değil mi? Yok Facebook'ta herkes mutlu. Öyle mi? Evet. Genelde Facebook aile fotoğraflarının koyduğu yer gibi evet. kullanıyorlar i̇şte insanlar değil mi? çok güzel çıkmışsın. Evet. Teyzeciğim çok teşekkür ederim. Allah rahmet eylesin babaanne falan. <laughs> Facebook'a girdiğimde genelde şunu görmeye başladım. Babaannemi kaybettik cenaze namazı. Öğle namazına müttakip. <laughs> ne, nedir sizi burada gidiren? Şuradaki he? cemal. <laughs> Her girdiğimde biri ölüyor ben. <laughs> Ben de bu şeyi anlamıyorum Bu bazı insanlarda da şey var ya e, aman işte birinin kaybedince nereden aklına geliyor buraya yazmanız ben bir hafta telefonu elime alamıyorum falan. Şey oluyor değil mi ölüyor mesela niye hani üzgün değilsin ya da niye, niye yeter? Niye buradasın. Evet nerede olması lazım bir ölünce ne yapmamız gerekiyor biri? Evine gideceksin evet. kapanacaksın ağlayacaksın ama ne kadar süresi bilmiyorum. Önce bir gömmek lazım kokar çünkü cesetli. Özgür Bey saygı duymak konusunda ne düşünüyorsunuz? Neye? Genel. Her şeye saygı duymalıyız. mıyız? Benim babam öldü değerli arkadaşlar. Konuyu oradan çıkarayım diyorum. Gene yok saygıya öyle. yok yok saygıyla ilgili tamam. bir şey söyleyeceğim. Babam öldü. Tazeye geldiler babamın akrabaları. Babama diyorlar ki biraz daha az yeseydi de bilmem neydi falan diye böyle şeyler söylediler. Cenaze evindeyiz ha. Sonra adam gazı aldı ayağı kalktı böyle. Teyzeme falan da söylemeye başladı. Teyze sen de işte öleceksin bunun gibi az ye şeker tüketmeyelim, çaya şeker atmayalım bilmem ne herif. Böyle bir ofansif bir Canan Karatay düşünün. Yani böyle <laughs> hani söylüyor ama kırıcı, yaratıcı. bir. Body shaming. God of War bossu. Canan Karatay ama. Böyle sağa sola sallayan fiziksel bir müdahaleye dönen bir Canan Karatay. Adam da anlattı anlattı. Ben de dedim ki ya dedim beyefendi dedim bu dedim cenaze evinde böyle konuşulur mu dedim ya. Adam dedim ölmüş gitmiş dedim yakışıksız oldu dedim. Hemen roast masterlığınızı konuştursaydınız. Yok ediniz. o zaman Rosta 20 sahibiniz. yaşındayım. Kayseri'de zaten 20 yaşındaki bir 40 <laughs> yaşına konuşmuş. Şey oldu yani baya böyle eskiler köy muhtarı falan geldi. O <gülüyor> derece <laughs> nasıl oldu? Bir sessizlik, odada bir gerginlik falan. Adam böyle tip tip bakma. Bütün gözler bana döndü yani. Ve şey dedim yani kibarca söyledim. Dedim ki burada adam ölmüş. Hani bunun hakkında dedim böyle konuşulur mu yani? Ayıp dedim Tabii. yani. Hani şey gidiyor bize yani. Herifi iyiye iyiye öldürdünüz gibi bir şey söylemek istedi bize zaten Yani dedim Babam <laughs> hasta yatan hemen baklava tıkıyor mağazına. <laughs> böyle bir şey yok. Normal ya. Öldü adam yani hani. Ne, ne yapalım biz de istemezdik. <laughs> <laughs> Baklava döneceğini ne bilelim. <laughs> Ama rahmetli sizin gibi gerçekten e, boğazına tat boğazına evet. düşkünmüş. Çocukluğum gece 12'de açık tulumbacı aramakla geçti. Babam bakkala kavga etmişti bizim mahallede. Gece bir de arıyor telefonla Halle istiyor diye. <laughs> Babam da benim Ramazan'da vefat etti. Normalde bizim köyde adet belki başka yerlerde de adettir. Cenaze evine gelinir. Hani ilk Ramazan bayramında. Hani tazeye gelir falan. Ben Orada... de gelmek istemiştim cenazeye ama siz demiştiniz ki sen bir dur sen gelme demiştiniz bana. Neden acaba? Bilmiyorum. Daha beni kimse tanımıyordu yeni birlikteliğimizde. Evet, Ve Kayseri'ye evet, götürmek tamam. istemediniz beni. Tanıştık iki ay sonra babam öldü herhalde değil mi Deniz Hanım? Yani iki acaba üç. Acaba siz düşünüyorsunuz da <laughs> Seninle tanışmasaydım belki bugün babama hayatta olabilirdi. Ben dünyanın en ahlaklı insanıyımdır ya. Buradan sesleniyorum. Yorumlara yazıyorsunuz ahlaksız diye. Hayır. Dünyanın en ahlaklı insanı benim. Sorun milifeşimi ediyorum. <laughs> Videolardan birine tabii ki shortslardan gelen yorum yine. Erkeğin yanında bacak bacak üstüne atan kadınlara sinir oluyorum mu ne yazmış. Bu kadınlar sizi nasıl sinir etmeye bu evet, kadar kolay bu yollardan kadın, başarıyor? Kadın Gerçekten bacak bacak merak atarsın. ediyorum. Siz de atabilirsiniz ama atamıyorsunuz. Ben atamıyorum ya. Dur bir deneyeyim <laughs> isterseniz. Genel açıda. Olmuyor. Oldu mu? Oldu oldu. Oldu değil mi? Böyle arkadaşlar. devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar kusura bakmayın bacağımı bacağımın üstüne atmak suretiyle yayında karşınıza çıktım ancak böyle de devam edemiyorum dedi sana. Bir şunu kaldırsana. <laughs> <laughs> Kadınları nere yaptı şey terbiyesizlik mi? Burada bu kadın mikrofon tutuyor, yorum geliyor. Kadına bak terbiyesiz mikrofon tutuyor, bacak bacak üstüne atıyor. Kadına bak bacak bacak üstüne abi atıyor. Abi, Yok bizim bu. dönemimizde bacak bacak üstüne atılmıyordu. Biz direkt öldürüyorduk falan filan. Böyle <laughs> bir şey olabilir mi? Sürekli bir geçmiş öme geçmiş öme. Geçmişi bilmesek yutacağız. Neymiş 50 sene önce daha iyiymiş ahlak falan. Bok! Açın bir tarih okuyun. Ne ahlaki lan? Öldüren birbirini öldürüyor adam evinin üstüne konuyor. Ne ahlaklı adam. <laughs> şimdi onlar işte ise biraz daha böyle hukuk, internet, TV Twitter var da mahkemeye falan gidebiliyoruz yani. Biri benim evime giriyor beni öldürüyor mesela evimde oturmaya devam ediyor 50-60 sene önce öyle yani. Şimdi Twitter'a koyuyor ki belki polisin dikkatini çeker bir şeyler olur. Şu an daha ahlaklıyız aslında yani. Öyle değil mi Zeynis Öyledir herhalde. Ben bu konularda bir kadın olarak çok net konuşmak istemiyorum. Oo niye sürekli bir şeylerin suyunu çıkartıyorsunuz? Ne gibi? Mesela dizilerde de öylesiniz. Bu 1899 muydu? Evet. Ona başladık. Tutturdu bitirelim bitirelim bitirelim. Bitirmeseydik şu an hala bir bölümünü izliyor olabilirdik yani. İlla suyunu çıkaracaksın. Tek bir gecede hepsini bitireceksin. Ya kadın millet 1899'u bitirdi. O öbür çarşamba karıya geçti. <laughs> Biz daha 1899'u <laughs> bitirdiğimizde millet tartışamıyor. Öbür diziye geçmiş zaten tartışamıyoruz. Ya, sana kalsa ayda bir bölüm izleyeceğiz. Haftada bir. Böyle olabilir. bir şey olur mu? Tüketim toplumundayız tüketim. Bela tar film çekiyor 3,5 saat. üç ıı, buçuk saat film nasıl izleyeceğim? Evet. Netflix koysun sana onu mini dizi yapsın. Evet. Böyle 10 İzlerim. dakika. Oturur izlersin bir gecede. İzlerim evet. Torino attı. Koysun dizi diye. Tövbe attı. Hayır dizi 10 değil. 10 bölüm bölsün onu. Bela tarı göz kapamı böyle açık dikin şöyle önüme de VR gözlükle Belatar filmini Torino olarak Torino atını falan koyun. Onu bile izlemeyecek bir yol bulurum. O şekilde izlemem yani. Kendimi yok ederim böyle beyaz yaparım falan. Göz akımı akıtırım. Korneamı yakarım. Beynimi kapatırım. Bayılırım. Bir şey yaparım. Gene izlemem. Gene izlemem. Gene izlemem. Torino atını izlemeyeceğim ulan. Torino atını bence Belatar bile izlememiştir. Ben daha önce söyledim. Kamera arkasını gördüm Belatar'ın. Adam kamerayı ağaca koymuşlar. Herif monitörden bile bakmıyor. Çekmişler öyle kurguda toparlayacaktı. 3,5 saat film mi olur ya? Hayır 3,5 saat film olur da 3,5 saat belatar filmi olmaz. 3,5 saatlik o torun atını ben var ya 10 dakika yaparım ha. Kurguda atarım direkt. Sevgili CC hocamıza versen short yapar. Short yapar. Torun atından short yapar. Yemin ediyorum. YouTube'da ve anlamı falan da bozulmaz ha. Buradan belatara sesleniyorum. Burada CC hocamızla çalışın. Hilal Hanım da alt yazılı shortslarını hazırlasın. Biz sizi buzlayalım bakalım. Oscar alıyoruz mu? <laughs> Belatar'ın hala yaşıyor olması benim çok dikkatimi çekti. Siyah beyazdı ya. Mesela ilk açtığımda dedim ki bu kesin yani ölmüştür bu adam. İşte Siyah adam beyaz filmlerden dolayı meğer yaşıyormuş. Için. Şu an öğrenmedim şimdi alta yazacaklar. Sanat yönetmenleri geç ölüyor. Geç ölüyor. Hareket yok çünkü hayatlarında. Aksiyon evet. yok yani. Adam Belatar mesela. Böht desen ölebilir Belatar. Ama sizin bu bakış açınıza göre Tarantino'nun çoktan ölmesi lazımdı. Seneye ölür. <laughs> Zaten 10 film çekeceğim diyor kendisi. Kaç oldu 9'da? 9 Dokuz şu anda 10. filmini bekliyoruz. Onu çekip bırakacak. Oo, o zaman bence çok değişik bir şey geliyor. Bence bok gibi bir şey gelecek. Benim bir akrabam bana aynı şeyi söyler hep. Ya böyle tartışma olduğu zaman ben de lafımı esirgemem. Ross Master'ın karısı olduğum için. <gülüyor> <gülüyor> Ross Master'ın karısı. <laughs> hep şey der işte. Küçükler saygı gösterecek diye. Böyle. Mi söylüyorsun? Evet. Küçükler saygı gösterecek. Büyükler de sevecek diye böyle hep. Bu tonla mı söylüyor aynen? Evet evet Çok korkutucu değil bir, mi? E, bir şey sormak istiyorum Ko size. Evet Buyurun. tonlaması aynen böyle. Sevgi saygı olmadan nasıl olabilir? Seni seviyorum ama saygı duymuyorum sana. Hiç denk geldiniz mi? Çok ilginç sevgiler var ya Deniz Hanım. BDSM gibi mi? Seni çok seviyorum ama sana saygı duymuyorum. Seni kırbaçlıyorum çünkü kemerle sıkarak seviyorum. Evet. Saygı duymuyorum ama sana. Deniz Hanım şöyle bir şey olabilir. Ben şimdi size sevgi gö, gö besliyorum. Nasıl besliyorsunuz sevginizi? <gülüyor> <gülüyor> sevgi <gülüyor> besliyorum size karşı. Size karşı saygı da duyuyorum ama öküz olduğum için hı hı. duyduğum saygının da saygı olduğunu bilmemekle birlikte Saygı nasıl duyulur onu da bilmiyorum. Böylece ne oldu? Kendim saygı duyuyorum zannettim. Sizi de seviyorum ama sevmeme rağmen saygı duyamadım. Yani baştaki sormuş olduğunuz... Hiç dinlemedim. Nasıl dinlemedim? <laughs> Kadın utan burada. Her utan şey geçtim. Bir, şimdi profesyonel olarak bir program yapıyoruz. Bu ayrı konu. Burada senin kocan sana karşı sevgiyle alakalı bir cümle Yok, kuruyor. Yok ama şöyle. Gerçekten sizin konuşmalarınız beni hipnoz ediyor yani. Nasıl? Ne? Bana bir şey yaptırabilir ee, miyim hipnoz e, ederek? Yaptırabilirsiniz. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Özgür Bey BDSM demişken hazır. Finansal köle diye bir şey var. Ben Twitter'da gördüm. Hiç denk geldiniz mi? Finansal köle derken yani beyaz yaka gibi mi? <laughs> Güzel ama öyle değil evet. Nasıl finansal köle ne demek Deniz Hanım? Mesela bazı kadın arkadaşlar şey yapıyor işte finansal köle arıyorum diye tweet atıyor. Kendilerine bir şey aldırıyorlar. Finansal köle olmak isteyenler oluyor. Ne oluyor ben mesela ben şimdi finansal köle olmak isteyen bir insanım nereye başvuracağım? Twitter'a finansal köle yazacaksınız. Yükümlülüklerim neler? Karşı taraf ne yapıyor? Nasıl? Niye oluyoruz bunu? Niye ben... Ben niye finansal köle olmak istiyorum? Onu ben bilemem. Yok ne yapıyorum ben ama? Ben ne yapıyorum finansal köle olarak? İşte mesela ben dedim ki... Mesela siz finansal köle arıyorsunuz. Ben finansal köleyim. Canlandıralım. Merhaba ben finansal köleyim. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> ben de sahibenizim. Sahibe mi? Finansal sahibe siz? Finansal sahibe oluyorum herhalde. Siz normal... Merhaba müdürü hanım. <laughs> Müdüre hanım. Ben finansal köleyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Bana bir tane balansiyak ayakkabı al. Köle. Mesela. Neden? Kölen köle misiniz? Finansal köle. Köleye böyle lüks şey mi verilir ya? Köle dedi ne bileyim kırbaç mırbaç öyle şeyler. Ama e, finansal. Finansal diyorsan da köle ne bileyim işte köle bana git ne bileyim şu borsa hissesini al falan finansal köle deyince de öyle bir şey geldi. Niye bu dediğiniz şey yani ayak işlerini yaptırıyor bana finansal köle diyorsun. Ayak değil ama siz alacaksınız. Ben mi vereceğim değil? parasını bir de? Bunun parasını da ben veriyorum evet. bir de bana ensek ayakkabını. Bir de gidip ben alıyorum. Evet. Para parasını verim git sen al. O zaman? Bu belki öyledir de. Yani ha para. ben gidip sana ayakkabı alıyorum. Ya da parasını atıyorsunuz ben kendim alıyorum. Sen Öyle bana değil. ne yapıyorsun? Bir şey yapıyor musun? Ben köleyim mi? Bu ihtiyacını gideriyorum. Finansal Abi. köle olma ihtiyacını bilmiyorum. Yani deneyebiliriz istersen arayabilirim bir tane. Kim finansal köle mi? <laughs> He sen dünden <laughs> razısın zaten finansal köle almaya. Komşu geldi. Hanımınız ne yapıyor? Benim hanımın emrinde 3-5 tane finansal köle var abi. Çocuğun ihtiyaçlarını. Çocuğumun da 2 tane var finansal köle. <gülüyor> <gülüyor> oyuncak aldırıyormuş benim. Biz de Rohan'ın o zaman finansal kölesiyiz. Bantlantik'e. Bun bun diyor gidiyorum ayakkabı alıyorum. Şey alıyorum. <laughs> evet <anam>. doğru. <laughs> Anlamıyorum da çocuğun dediğini bir sürü oyuncak alıyor Ben bu finansal köleli anlamadım. Değerli finansal köle arkadaşlar. <laughs> hoşuna gitti kaşıcı. Bize evet yani. Fina... Ne senin hoşuna gitti aslında. Nasıl mutlu oldun? Nasıl yüzü gülmeye başladı. Finansal köle buldu ya nasıl o oh, Balenciaga ayakkabı aldıracak. Prada çanta aldıracak. Şunu anlamıyorum. Finansal köle arıyorsun. Ben sana başvurdum. CV'nizi incelemem lazım. CV'mden daha önce 5 defa finansal kölelik yaptım. <laughs> <laughs> Ayda 30 liralık finansal kölelik yapabiliyorum. Mesela gibi. başvurduk aldım. Evet, böyle. Dediniz ki ey köle dediniz bana. Daha önce sahibi olmadığım için Değil suçlu efendim. insan ettiysem hap falan. <laughs> Estağfurullah bilmiyorum. köleye daha ne diyeceksin yani. Hı. Sen dedin ki bana git ayakkabı al. Ben aldım. Sonra ne oluyor ben onu anlamıyorum. Başka bir ya köle... Bunu devam ettiriyoruz. Ben bundan ettiriyoruz. hoşluk mu oluyorum köle olarak? Ben sana 30 bin lira verdiğime göre sen kölesin lan. Ben niye köle oluyorum? Ben Hı. sana para verip nasıl hem köle olabiliyorum? Detayları bilmiyorum ama finansal köle arkadaşlar yorum olarak yazabilirler. Değerli finansal köle arkadaşlar öncelikle Allah yardımcınız olsun. <laughs> Lütfen bir finansal meslek. kölelikle ilgili detayları bize bildiriniz. Merak ettik. Finansal kölelik nedir? Şartların nedir? Ben de 5000 liralık kadar finansal <laughs> kölelik yaparım. Buradan finansal köleli arayanlar hani köle arayan... Kadınlar mı arıyor sadece? Erkek olmuyor Hı, mu? Bence erkekler de arayabilir. Erkek kadın fark etmez. Finansal köle arayanlara 5000 liralık finansal kölelik yapacağım. Lütfen ben mi başvuracağım size? Başvurularınızı yorumlarda yapınız. Finansal köle arıyorum. Finansal köle yapa... <laughs> Ben bir köleyim. Aşk olsun burada hanımınız varken dışarıda aramayın ben. Hanım hanım size finansal yapmış oldum. Kölelik zaten üstünüzden başınızdan ortaya çıkıyor burada. Balenseye kal diyorum bana kaç tane alacağız daha. Terbiyesize Çıkıyorum. bak. Burada bacak bacak üstüne atmışım <laughs> terbiyesiz. kroplu kroplu gelmişim buraya. Kroplu sahibe mi olur? <laughs> İki sene önce sugar dedilik yaptım. <gülüyor> 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 Bu şey gibi oluyor. Bir tatlı baba mı diyorlar ona? Ne? O süper baba vardı bizim eskiden onun gibi. Sizden Sugar dedi olmaz. Sizden olsa olsa yapay tatlandırıcı olur. Sakarin gibi. Yazıklar olsun be kadın. Burada insan kocasına sakarin der mi? E ne diyeceğim? Öyle evet. bir sugar dedi olurum ki ülkede kapanan <laughs> şeker fabrikaları tekrar açılmak zorunda kalır. Şekerdedeleyim başkaları gibi mısır şurubuyla değil. Orijinal Kayseri şeker pancarından elde edilmiş toz şekerli olur bana sürekli şey diyorlar. Bunu uzun yıllardır söyleyen var. işte bu kadın bu adamla parası için birlikte diye. Evet. Biz tanıştığımızda 20'li yaşlarımızda, 20'li yaşların başındaydık. 19 evet. yeni bitmişti. Yani ikimiz de öğrenciydik. Ve, Ve ikimizin da yoktu. de parası yoktu. Ve kamusal mizanda 8 bin abonesi vardı. Evet bana ancak şunu diyebilirler. Bu Kadın çok iyi bir ticari zekaya sahip, öngörüye sahip. Evet, Yatırımını mesela... güzel yapmış diyebilirsiniz. Onu kabul ederim. Mesela şöyle güzel bir yatırım yaptı Deniz Hanım. Ben bahsetmiştim, babam öldü diye. Biz birlikte olduktan iki ay sonra babam öldü ve ben burs kazandım. 400 lira. Böyle bir kazancımız ya. oldu sizin. <laughs> evet, burs bir de geri ödemeli de değil, KYK'da değil. Finansal köle arayanlar. Ya bir çık şu konudan bitir artık ya, finansal köle ne istiyorsun ya. Kardeşim benim kafamda şimdi sen onu merak ettirdin bana yani ben ne ya olacak? Sizin bilmiyorum. de merak edesiniz varmış herhalde bugün yani diyor musunuz keşke biri finansal köle konusu açsa da ben bir arayışımı dile getirsem ya mantıksız diye. geldi. Bana dedi ki sen git dedin ayakkabı al dedin ben tamam dedim ben sonrasını merak ediyorum ne olacak bu kadar da, bu kadarsa niye ben ayakkabı alıyorum sana? <laughs> İşte senin, seni, bana vaadin ne vaadin kadın. Bir vaadim yok senin va şu aslında. Ne sen yani? Bunu istiyorsun zaten. Ben niye böyle bir şey isteyeyim ya? Ne bileyim işte <laughs> mantıklı bir açıklaması var. Çok mu mantıksız ben bir şey vereceğiz kardeşim alacağız bu hayvanlarda bile öyledir ne, ya. Mi, elimi koluma atabilirim. Ne elim? Çekin. Ya bir şey diyeyim mi? Ben çok safım. El kol deyince aklıma geldi. Yıllar önce ya bana bazen yazıyorlar işte astroloji işte Burcu'nun söyle de bakayım işte falına malına diye. Arkadaşlar yapmayın ben baktırırım yaparım. Yıllar öncesinden biri şey demişti. Ayak falına bakacağım demişti. Ve ben saf gibi ayağımı attım. Ben bunu şu an öğrendim. Neler önce canım? Yazıklar olsun be. Evli baklı kadın ayağını millete atıyorsun <laughs> ayak falı diye. Ben millete atıyor muyum? Göt falı bakıyormuş <laughs> bilmem ne sende. <laughs> Böyle bir şey olur mu ya? Bu Oldu ne ya kandır? Ya bunu nasıl yedin be kadın? Sen Allah bilir 90'lı yıllarda telefonu açtığın zaman telefonu üfleyin dediklerinde de üf diye <laughs> üfleyip karşı tarafa oh dedirtmişsindir. <laughs> Allah bilir bunu yapmışsındır. Utan be. Yazıklar ya, olsun. Ayak falı bakacakmış da bilmem ne. Benim niye bir tarafımın falına <gülüyor> bakılmıyor? <gülüyor> Ama şimdi ayak falı diye bir şey yok mu? El falı, ayak falı. Ayak falıyla maymun muyuz be kadın? Saftım işte ne bileyim. Küçüktüm. Bir, Yaptım. de küçükmüş. Allah kahretsin yazıklar olsun. Ya siz de tanışmadan bir iki sene önce. Gene reşitsin. Işte. Gene reşitsin eşitsin. ama gene salaksın. Gene... Doğru. Bir kişiye ne götümüne ayağım hiçbir şeyim atmadım. <laughs> Ama sizin saflığınız da başka bir boyut. Bundan hala saflık mı olur? Şurada aç desek millete göster desek, mi? <gülüyor> 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 Bin falan. dereden su getirirsin. <laughs> aç su deyince hemen bir taraflarını açmaya meyillisin. Zaten utandığım bir şey yani zorla itiraf et. Atarken edici... utanmıyorsun da şimdi mi utanıyorsun? 12 <laughs> sene geçmiş üstünden haberim yok. Bilseydim belki seninle evlenmezdim. Aa! <laughs> <laughs> Ben her şeyi Terbiyesiz kaldırırım, ayaklarını başkasına atan bir kadını kaldıramam kardeşim. Benim mezhebim bu kadar geniş değil. <laughs> Ayak benim kırmızı çizgimdir. Öyle mi? Tabii ondan güzel. Bak burada çıplak oturuyor muyuz biz? Zeynep Bastık mıyız? Siz de çok ilgilisiniz. Nereden biliyorsunuz bunu? Ben bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsunuz Zeynep Bastık'la ilgili? Ben dalga? Mine Tugay'ı biliyorum. Mine Tugay? Ben de şey nasıl? Beğendiniz mi <laughs> rolümü? Mine Tugay? <gülüyor> 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 Twitter'dan görmüştüm de öyle. Mine Tugay yıl ayağı mı kadın. var? Ayağı da mı güzel? Ya bilmiyorum Twitter'da öyle bir tweet görmüştüm. Biri ben bu ayağı anlamıyorum ona. arkadaşlar bu ayak fetişliği Ben de diye anlamıyorum o, o yüzden attım. Ayağı... Arkadaşlar bizi kültürlendirin <laughs> lütfen. Ben mesela finansal kölelik bir açıklayınız. Ayak 2 onu açıklayınız. İyi. Başka ne var? Pornoya girseydik daha iyiydi. Yok şugar, şeker de dede dedelik yok şeker babalık mı? Şeker babalığı açıklayınız. kadar nasıl olunuyor? Deniz Hanım muhteşemsiniz. Harikasınız. Muhteşem bir güzelliğiniz var. Değerli Deniz Hanım'ın yanında oturmak benim için bir onur. Değerli arkadaşlar siz ekrandan görüyorsunuz. Diyorsunuz ki ana kadar güzel bir kadın falan. Ben buradan canlı olarak maruz kalıyorum ve çok ciddi anlamda etkileniyorum. Evet. Çok zorlanıyorum yani programı sürdürmekte. Çok teşekkür ederim. Evet. Bu kadar güzel olduğunuz için. Bakışlarınızdan da böyle düşündüğünüz anlaşılıyor zaten. Bu bölümlerin kapak fotoğraflarını benim yaptığımı düşünen arkadaşlar var. Sürekli Tabii yazıyorlar. çünkü ben sürekli salak salak değil mi? Evet ama ben yapmıyorum. Hilal Hanım yapıyor. O yüzden sizin için özel çalışmak istiyorum bugün. Çok bu sağ olun, çok sağ olun. Buyurun. Karizmatik bir şekilde gülümseyin. Harika. Şimdi bir de karizmatik bir şekilde ciddi olun. Güzel. Şimdi bir de salak komedyen gibi durun. Nasıl? Çok güzel. özel insanların çok özel telefon numaraları oluyor Zühr Bey. Dikkatinizi çekti mi? Dikkatimi çekti çünkü özel insanlarla telefonda konuşma imkanım oldu. Para da veriyorlar değil mi? Evet. Kaç para veriyorlar? 50 bin 100 bin var bayağı var yani. Bence neden biliyor musunuz? Neden? Çünkü Sallıyorum şimdi ben çok iyi Yılmaz Erdoğan taklidi yapıyorum Hı. Seni aradım Dedim ki ben Yılmaz Erdoğan'ım Sen numaraya baktın gayet Bu dandik nasıl? bir numara Yılmaz Erdoğan'ım dedi İnanılmaz bir numara aradı Sıfır 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 sıfır, sıfır. Sıfırlı mıfırlı birli sıfırlı birli. Yapay bir, zeka numarası sıfır. gibi ha. Yani kesin diyorsun ya şeyden arıyorlar Merkez operatöründen arıyorlar Genel müdürlükten Hani ya da diyorsun ki ünlü biri arıyor Ya da önemli bir iş adamı Ya da Yılmaz Erdoğan'ı taklidi yapıp Zengin olmuş ve numara satın almış İdo tatlı ses de eşinin doğum tarihini almış numara olarak Ya, ya. siz bana ne aldınız ya şimdi Utanın doğum Utan be adam utan, utan. <laughs> Kadının doğum tarihi numaraya mı konulur Ne kadar yanlış Erkeğin maaşı numaraya konulmaz Kadının yaşı numaraya konulmaz Bu bir görgü kuralıdır Değerli erkekler Saçma sapan hediyeler alıp değişik bir şekilde seviyeyi yükseltiyorsunuz Buradan bütün erkeklere sesleniyorum bir tane sendika kurulması lazım. Yeter ulan. Herkes seviyeyi yükseltiyor. Mesela Deniz Hanım'ın beklentisi çok düşük. Ben de beklentisini düşürdüm. Şu evet, an nefes, nefes almama bile seviniyor. Öyle beklentisi düşük Deniz Hanım'ın. yarı ölmüş vaziyetteyim. O yüzden herhangi bir performans... <gülüyor> <gülüyor> Erkekler toplanacağız. Bir tane sendika kuracağız. Diyeceğiz ki 100 lira olacak maksimum hediye limiti. Herkes haberdar olacak ondan. Erkek Sevgililer ve Eşler Sendikası. Ne ismi ne? Erkek sen. <laughs> Zaten Erkek oluyor. sen gel. Erkek sen sendikaya gel. Erkek sen sendikası. Muhteşem isim Deniz Hanım. Tebrik ederim. Çok komiksiniz. Bugün Ondan komikliği... Ondan sonra kadınlar deni... komik değil. Kadınlar komik değil o ayrı konu ama siz bugün çok... <gülüyor> <gülüyor> bugün Deniz Hanım çok komik. Cinsiyetimin Arka... üstünde bir komikliği var. Ya ben. bugün bir sanatçının varoluşuna şey yapıyoruz. Tanık oluyoruz değerli arkadaşlar. Kaç bölümdür bu hanımefendi redditten espri çal gel çal gel çal gel... Esinlendim. Bugün... Evet, bugün Bütün çağırdı. esprileri Özgün Bir tane bile zaten redditte espri bırakmadı Ondan bitti zaten evet, Erkeksen esprisi artık. mesela muhteşem bir espri Zaten bu redditte olmaz Erkekseniz sendikaya geleceksiniz Siz Erkeksen de. bekliyorum Biraz az bağır bağır yap tamam bağır kardeşim Bağır da Değil az mi? bağır Bak burada arkadaşlarımız panikledi birden böyle bir şey Seveyi yükseltmek için Kardeşim bağırma bak istiyorsan Sakin sakin bir şeyler izlemek isteyen Storytel'e gitsin Burada mizah var mizah Sesimiz yükselecek. Öyle arkadan bir şeyler. Haluk bir gider oku. Git siktir git Storytel'e. Burada mizah yapıyorum tabii bağıracağım. Hayırdır tuz biberi sallayacaktınız? Salladınız mı? Şimdi şöyle bir şey var. Ben Deniz Hanım. Da. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi bazen aramızda değerli arkadaşlarımız oluyor. Diyorlar ki ben sahneye çıkmak istiyorum. Ya da başka komedyen arkadaşlar da sahneye çıkmak istediklerini belirtiyorlar. Diyorlar ki şöyle bir cümle. Seyircilerine geliyor bazen özellikle bana. Şey diyorlar sahnede gülünmeyince ne yapıyorsunuz? Yapılacak şey basit. Sahneye çıktınız gülünmedi mi? Gidiyorsunuz tuz biberi kuruyorsunuz. <laughs> yani şunu diye demek istiyorum. Yanlış anlaşım olmasın. Tuz biberdeki kişiler de sevdiğim kişilerdir. Şunu demek istedim. Hadi kıvır şimdi. Kurucuları iki tane komedyen onlarda. da sahneye çıkıp güldüremedikleri için. Ha. Yani komedyenlikte başarısız oldukları için başka bir şeyde gülelim diyerek komedyenleri ağlatma yoluna giderek tuz biber kurulmuştur. Değil mi Deniz Hanım? Ben şimdi, şimdi... BKM'de utan BKM. Bak tuzlu bere bile sallamak zorundayım. Adamlar nasıl büyütmüş. Bak BKM'yi salladınız. Evet. Bir şey olmadı. Hoş karşılandı. Doğu Demirkol'a Kola salladınız. Hoş karşıladı mı bilmiyorum. Geri dönüş olmadı. Ee, Evrim Ağacı hoş karşıladı. Flu TV hoş karşıladı. Evet. Caner Öztürk'de hoş karşıladı. Bakalım Tuz, tuz Biber ben ne mi? yapacak? Ne yapacak? Beni linç ettirebilir YouTube'da. Stand-up'ımı yayınlayıp. Genelde çünkü kendi komedyenler öyle yapıyorlar. <laughs> Şimdi Ben buna hayır diyemem. Bak bazı konularda evet. şunu yapmak durumunda kalıyorum. Mesela Caner Öztürk'ün filmine kötü dediniz ya ben de dedim ki o kadar da kötü değil ya. Bir karşıt görüş evet, olmak evet. zorunda ki dengelesin diye. Buna diyemiyorum. Doğru. Niye haklıyım çünkü. Her rosta bir haklılık payı vardır, değil mi Deniz Hanım? Sizi diyetle zayıflatamadım. Sporla zayıflatamadım. Body shaming ile zayıflatmayı düşünüyorum. Bana body shaming yapın. Bir tane Yaptım yapsana. Her yapıyorum. Her bölüm yapıyorum zaten. Ne diyorsun mesela? Yani. Body shaming ne demek? Badinden utan. Badinden utan, body body utan shame. demek. Ben ama sen utandırıyorsun beni, değil mi? Şöyle evet, ben utandırıyorum. Hemen aklına bir şey geldi. Body shaming. Buyurun Deniz Hanım bugün arka arkaya yapıştırıyor Yok, bravo. Yok yapıştırmayacağım. Bir Bu... <laughs> kom <laughs> bir konu hakkında bahsetmek istiyorum Mesela özgür ediyorsunuz ya Kelsin saç çektir falan filan Bu adama yaklaşık 2 yıldır Falan belki 3'tür sürekli Saç ekim merkezlerinden Hastanelerden işbirliği teklifi geliyor Hani gel ekelim para vermeyeceksin evet. Yapmıyorsunuz Neden yapmıyorum biliyor Neden? musunuz Deniz Hanım? Çünkü bunu kabul ettim de instagramda şöyle bir fotoğrafım olacak Saçım 3 numara Buradan keçeli kalemle izler çıkılmış Ameliyat önlüğü giymişim Ve yanımda da saç ekimi yapacak kişi Eşinin elini omzumu atarak gülümsediğim bir fotoğraf olacak. Bunun için bana çok para vermeniz lazım. <gülüyor> Ektirmek yetmiyor. <laughs> Ektirmekle kurtarmaz. Vay. Bunun için çok olacak yani. Keçeli kalem olmazsa bir %10 falan düşebilirim. <laughs> Stopaj falan almam. Bunu yapmak istemiyorum. Yani Saçı üçe vurdurup burada ekilecek yerlerde sonra after before yapacağım böyle öne eğileceğim falan. Bunu istemiyorum. Yalnız manası. yüz şişiyormuş biliyor musun? Benim bir arkadaşımın eşi yaptırdı. Storysunu gördüm. Yüzü böyle şişmişti. Ektirdikten sonra evet. ama geçici Ge mi? Geçici <laughs> ama bayağı şişmişti. Çok mu ektiler acaba? <laughs> Çim adam gibi. Evet. <laughs> şey olsun ya kafe çim mim mi mektirsem ya çok komik olmaz mı? Her şeyi ektirebiliyor musun acaba? Çim ektiriyorum şuna. Buradan Mehmet arkadaşıma seslenmek istiyorum ilkokul 3. sınıfta. Beni izlediğini biliyorum Mehmet. Ulan Kayseri'ye tatile gittik. Çim adamım verdi. Sana verdim. Geriye geldi bir çim adam. Üstünde çimim yok. Ulan öküz. Ben sana niye verdim o zaman bu çim adamı be? O kadar uğraştım. Çim adam popülerdi. Pazardan gittim. Çim adam aldım. Ektim ektim. Kafası yeşillendi. Kayseri'ye gideceğim. Üzüldüm. Anne dedim çim adamımı Kayseri'ye götürebilir miyim? Hayır dedi. Çim adamı Kayseri'ye Ha, emanet etti. Çim adamı birini bırakacak yer aradım. <laughs> Mehmet'e dedim. Mehmet sana çim adamımı bırakabilir miyim? Mehmet de olur ben bakarım. Bir geldi. 3 numaraya vurmuş. Askere göndereceğiz çim adamı. Utan lan utan. <laughs> bir hafta çim adam sulayamadı mı? Ne bok yediniz çim adamı? Ne oldu lan? Bakmamış mı? Oo. Balkonda bıraksaydım daha çok çim olurdu. İnsan bir kere su döksen yeterdi be. Evet, Yazıklar biraz... olsun çok üzüldüm. Utan Mehmet utan. Çim adama bile bakamadın. Yazıklar olsun. O çim adamın suratına nasıl bakar? <laughs> Sizin Fatali'ti shorts'unuza gelmiş YouTube'da. Bu çok ben her gün siliyorum. Artık çünkü cevap veremiyorum. Özgür mahkemeye verme diyor. Ne yapayım? Silin bari bir şeyler yapmak durumunda hissediyorum. Siliyor musunuz? silmeyin. Deniz Hanım toplu dava açarız. Yorum şu. Ah ulan angut. O sözü bana diyecek. Anında bilmiyorum uygulamasında yardımcı olur musunuz deyip yapıştırırdım. Ooo cevaba bak. Ama işte onun için kıvrak zeka gerek. O da herkeste yok ne yazık ki sevgili arkadaşımızın muhteşem yorumu. Ben işte bu kadar kıvrak zeka değilim değerli arkadaşlar. Lütfen yorumlarda kıvrak zekalı cevaplarınızı yazın ki ben de bu hanıma haddini bildireyim. Yapmış olduğu esprilere zekam kıvrak değil diye beyefendi de söylemiş hani herkesi yok demiş kıvrak zeka. Yok diye şey yapamıyorum, yanıt veremiyorum. Lütfen Deniz Hanım'a kıvrak zekalı <laughs> laf sokuşlarınızı yazınız ben de burada kendisine söyleyeyim. Kıvrak zeka nasıl olur? Ya kadın bırak yorumu şunun... O fonunu niye kaç bölüm oldu kardeşim bu ne bir kafa attık diye beni mi cezalandırıyorsunuz? Evet. Şurada iki elektrik bandıyla falan çözülür ya şu. Bu Biz... acaba o fonun yaptırılmaması başka güzel şeylerin habercisi mi acaba diye bir soru işareti Erci'ye bilmem bir gibi yok, geliyor bana. Yok hiç alakası yok. <laughs> Siz tekrar kırarsınız diye yaptırmıyoruz. İşte kıvrak zekam yok. Bir arkadaş... Bir demiş ki bozuk mikrofonun tüm ışıkları söndüğünde bu program bitmiş olacak. Oo, o zaman nereye kafa atmam lazım benim programı bitirmek <laughs> için şimdi ona bakıyorum. Üstteki ayrı, yanlar ayrı, mikri ayrı, bozuk ayrı sanki. Bozuk tamamın ayrı gibi. Yani sizin 4 kere kafa atmanız lazım. Evet bunu kafa ata ata çözmemiz lazım değerli Teşekkür haberler. ederim. Evet. mu? Evet. Çok Sevgili Deniz de. Hanım'a bu kadar güzel olduğu için bir anne olduğu için ve şu anda yanımda durduk elimi sıktığı için çok teşekkür ederim ben kendisine. Teşekkür ederim sizinle olmak büyük bir şeref. Estağfurullah o şeref sizlik bana ait. Saçma bir şey bakalım. Üç, Değerli arkadaşlar kaçıncı bölümde olduğumuzu iki, bilmiyorum. Stoktayız bir. yüksek ihtimal. Ona kaç olduysa hayırlı olsun. Daha var ama. 3, 2, 1. Mahmut. Sorma ne haldeyim sorma kederdeyim sorma yangınlardayım zaman